Sean Steady de o sinematikten bazı görseller veriyor. Yani ara ara frame'ler veriyor bize. Ve güzel bir bence ön şey sayfası hazırlamışlar. Aşağı doğru iniyoruz. Çok detayına girmeden okuyacağım yoksa çok uzar muhabbetimiz. Bazı kısa bilgiler veriyor. Hani Shadowlands'in olduğu şeyle alakalı, konuyla alakalı. Bu ara ben size bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yayınlarda bir sürü dedik. Bu Shadowlands aslında Azeroth'un Shadowlands'ı dedik ama bir Blizzard şeyi tarafından, ne derler ona? Rider. Çalışan tarafından bunun bütün dünyaların Shadowlands olduğu onaylandı. Bilginiz olsun. Biz daha önce öyle düşünmüyorduk ama. Evet, biz böyle düşünmüyorduk. Bize şöyle bir şey söylemiştiniz. Hatta sizler söylemiştiniz. Böyle düşünüyorduk. Kimle muhabbet ediyorduk? Orada şey dediniz. Burası sadece Azeroth'un Shadowlands olduğu. Evet. Biz dedik ki biraz saçma geliyor. O zaman hepsini çekerken Evet, ayrılacak sadece mıydınız? Azeroth'un Shadowlands'i değil, yani Azeroth'un dışında da karakterleri burada görebileceğiz. Şimdi ben burada Azeroth'un dışında da karakterleri görebileceğiz dedim. Bunun sebebi şöyle, Shadowlands'e gittiğimizde farklı zonlar bizi karşılayacak. Ve her farklı zonun Valor'una göre, yani değerine göre farklı ölmüş karakterler burada yerini almış olacak. Buna da ileride mi değiniyor? Şimdi söyleyelim. Mesela Bastion, Baze'leri geçelim şöyle. Ardenweald, Maldraxxus, telaffuz. Revendreth, The Maw. Şimdi Bastion mesela işte Uther'in ya da işte herhangi böyle ne derler ona yüksek paladinde işte hani Tyrion'u falan görebileceğimiz yerler. Ki şöyle söyleyeyim, sadece resmi olarak Uther ve Kalitas'ın adı geçti. Bastion'da mesela Uther'i görebileceğiz gibi. Sadece değil mi? Yani sadece değil işte, hani anladın mı? O Valor'da yaşayan, hani Aynen. o gururda, o onurla yaşamış olan insanlar, hani savaşçıydı, ne derim, warrior, paladin gibi karakterleri şey yapacağız. Ardenweald bölgesi geliyor. Ardenweald bölgesi Emerald Nightmare'in bir yansıması tarzı, yani bu tarz karakterleri görebileceğimiz, bu tarz yaşam formlarının Shadowlands'i, yani öbür dünyası gibi. Anlatabildim mi? Yani ne gibi? Mesela Malfurion ölseydi burada bulacaktık kendisini. Gibi. Maldraxxus bu Scourge'un daha çok şey gibi. Yani biz burada Necrolord'lar göreceğiz, Necromancer'lar göreceğiz. Hani daha çok ölüm, decay, hani çürüme, ölü kaldırma, bu tarz şeyler. Yani Necromancer mesela var mı WoW'da? şöyle henüz tam anlamıyla reveal edilmedi ama WoW Gamepedia'ya girdiğin zaman artık class olarak Necromancer, işte terfi olarak Necrolord gibi şeyler görünüyor. Revendreth şimdi normalde çok fazla Blizzard demiyorum, özür diliyorum. World of Warcraft'ta biz bunu görmedik. Yani biz bu kadar kan işin içine girmiş. Yani tamam, vampirik şeyler gördük ama hep Scourge ile ilişkilendirilmiş bir vampirize olaylar yaşadık. Şu an direkt kanla alakalı şeyler gördük. Benim aklıma ilk gelen şey mesela Blood Queen Lanatel diye bir boss vardı. Sen hatırlamazsın ama Lich King zamanını kesiyorduk ki Lich King'in Ice Crown Raid'inin bir bölümü sadece kanla alakalı. Yani vampirik olaylara ayrılmış bir yerdi. 3 tane prens vardı. Mesela üçte bir tane de Queen'leri vardı. Sadece kanla alakalıydı ama direkt böyle kanla ilgili, vampirizmle alakalı bir ne derler ona, hani üzerine bölge falan gibi bir şey yoktu. Şimdi eğer böyle bir şey ırk yoksa bunu nasıl vampirlik şeyine geldi ya? Mesela ben burayı seçebilecek miyim? Seçebileceksin. Yani Iron, yani benim ne olduğum önemli değil mi? Değil. Yani sen herhangi bir bölgede oynayabileceksin. Burada seçimler farklı, başka seçim muhabbetleri var. Diablo 4 ile beraber toplu bir dartlaşma var. Doğru söylüyorsun. The Maw. The Maw büyük ihtimalle bu şey, nasıl söylerler? Bizim ada farmı yapacağımız hani artifact farmı gibi düşünün. Yani grindimizi yapacağımız bölge herkesin ortak şeyi gibi duruyor. Çünkü hani ne derler? Hani en son bölgesi gibi düşünebileceğim bir yer. Dediğim gibi şu anda internet sitesi üzerinden bir Konuşuyoruz. konuşuyoruz. Devam edelim. Bir Bazı şeye şeyler dönsene. açıklanacak. Ha. Revendreth'e dönsene. Oh, that one. It's Ardenvale. Aha, bu. Dream of Gleaming Keeps, the Gothic Villages. Burada kim yaşıyordur sence? Kim yaşıyor Ya olabilir? mesela şöyle, ben hani her şeyi reveal edip söylemek istemedim. Az önce dedim ya, Bastion'da Uther'i göreceğimiz açıklandı. Aha. Burada da Kalthas'ı göreceğimiz açıklandı mesela. Aa. Kalthas burada bize eşlik edecekmiş. Bu onun Blood'la ne alakası var?
Is he related to Blood? Okay. Ben Yani de burada şey... bazı şeyler dediğim gibi nasıl söyleyeyim oyunda bize açık edecek. Zaten eğer böyle olmasaydı bize her şeyi pat 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 şimdi vermiş olsalardı çok da güzel bir şey olmazdı açıkçası. Okay. Bu Orbios dediğim gibi player hub diyor ya. Yani mesela nasıl söyleyeyim Dalaran var değil mi şimdi bizde? Atıyorum Wrath of the Lich King zamanında Dalaran vardı. Legion'da Dalaran vardı. Herkesin toplandığı bir yerdi. Bunun da yeni Dalaran'ı bu. Aslında biz başta şöyle düşünüyorduk. Shadowlands bizim dünyamızın bir yansıması olacak diye düşünüyorduk. Benim aklıma tamamıyla şey geliyordu. Bizim dünyamızın aynısı başka Hayır. bir yerde daha dark Hayır. olacak, Yani, daha kanlı olacak, ama daha şöyle düşün karanlık işte olacak. Araf var atıyorum hani cennetin bahçeleri var, cehennemin işte mahzenleri var gibi yani hani anladın mı? Direkt Upside Down bizim dünyamız değil yani Ben öyle Shadowlands. düşündüm Upside Down. Hayır, Yani değil. paralel bir dünya Değil. olarak gördüm. O zaman mesela Emerald Dream de bizim dünyamızın direkt birebir yansıması olması gerekirdi. Farklılıklar gösteriyor hani Blueprint gibi. İşte benzer muhabbetlerden daha farklı tabii ki. Tamam. Devam ediyorum. Covenant olayları var. Bu Covenant yeni getirdikleri sistem. Her haritanın kendine göre bir Covenant olacak. Mesela her haritada belli bir ırk yaşıyor. Bu ve bu ırklarla gidip hani ne derler ona kan bağı imzalıyorsun. Nice. Yani sonradan değiştirilebiliyor mu bilmiyorum. Ve Bastion bölgesinde Kyrian denen bir şey var. Bunlar sana ne sağlayacak? Detayına gireceğiz. Sana özel bir skill verecek. Sadece Kyrianların kullanabildiği. İşte Hunter'ı, Paladin'i, Mage'i, şusu busu her şey aynı olan. Sana ekstra yalnız. Ekstra Hunter olduğun için bir yetenek verecek. Sana bir görsel veya işte kullanımlıklı olabilir yani şey sadece görsel içerik olmayabilir. Biz backpack verecek, back verecek sırtına takabileceğin onları göstereceğim. Ve sana bir tane soulbind dediği bir şey verecek, bir adam verecek. Yani bir follower gibi bir şey verecek senin yanında aynen. Yani sana burada işte guide olacak, seni yönlendirecek, sana görevler verecek vesaire vesaire gibi. Biz sadece burada mı kasacağız artık? Yani biz artık geri dönmüyor muyuz? Biz 120 level'dan sonra dönmeyeceğiz. Hiç dönmüyor muyuz kendi şeyimiz artık? Mesela Kyrin diyor, bakalım visit deyince bizi nereye yönlendirecek? O zaman the Azeroth is end now? We're not going back to Azeroth? Bu kadar mı? Hayır, dönebilirsin canım. Hayır, benim söylemek istediğim şey şu. Biz buraya normalde... Okey. Mantık olarak çok kafam yatmadı. Mesela bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Diyor ki özelliklerini işte yazıyor. Birkaç tane de screenshot varmış. O screenshotlara sonra bakarız. Anladın mı? Hani sitede 50 ya da 60 diye duydum. 50'den 60'a abi. Evet, 50'den 60'a. 50 bir yerde ve sonra 60. Bu klaslara özel verdiği skill'leri PvP'de kullanabiliriz. Evet, birçok şey geri dönecek. Draenor'da da belli haritalarda yenilenek ve yanında savaşacak eleman veriyordu. Onu biraz geliştirmişler o zaman. Aynen yani Legion'daki follower mantığıyla Draenor'daki base yani harita özel skill muhabbetini biraz karıştırıp kombin edip daha güçlü bir şey ortaya çıkarmışlar. Şimdi ben geri geliyorum bizim eski sayfamıza. Döndürüyorum. Ravenred'de yani o vampirik olan gotik temalı bölgede bizi Ventir göstereceğim. Ventir denilen bir ırk karşılayacak. Nightfae ki hani hani Night Elf'lerden zaten hani atıfta bulunuyor. Yine o druidizm şeyleriyle karşı karşıya kalacağımızın hani belirtisi. Necrolord'larda zaten yine adından belli olduğu gibi ölümle alakalı, dikeyle alakalı şeyler gelecek. 120 level olmayan buraya giremiyor değil mi? Yani anlatacağım Wet Vibes. Geliyorum abi hemen oraya. Şimdi bir şey soracağım. Bizim o zaman beklediğimiz şey gelmedi yani mantık olarak. Biz şey diye düşünüyorduk. Gideceğiz, keseceğiz, geri geleceğiz. Böyle bir şey bekliyordum. Hayır canım, yepyeni bir expansion paket geliyor yani. Haritalar geliyor, yeni sistem geliyor. Mesela nasıl sen eskiden silahını level kasıyordun, şimdi kolyeyi level kasıyorsun falan. Bu tarz yeni sistemler geliyor. Ve şu sol tarafta Covenant'lara özel işte Transmog ve Mount'lar. Covenant yetenekleri ki bahsettik ve Sanctum hani belli HS'ni ayarlayabileceğin yerler geliyor. Biraz daha aşağı kaydıralım. Artık HS taşlarımız olmayacak mı? Hı? Olacak olacak. Daha farklı bir sistem gelmiyor yani. Olacak HS taşlarımız. Okay. Torghast The Tower of the Damned diye bir yer gelecek Eda'cığım. Burası roguelike dedikleri yer. Hani senin hatırlıyor musun? BlizzCon açılış seremonisini izlerken adam anlatıyordu işte. Evet. Roguelike diye bir yer muhabbeti dönüyordu. Aha.
İşte roguelike dediğin yer nasıl bir yer? Şimdi Diablo oynayan arkadaşlar buna aşina. Biz Greater Rift diye bir yere giriyorduk, taş basıyorduk. Ve bu Greater Rift'te haritalar bambaşka. Giren bo çıkan moblar bambaşka. Hani son boss'un ne olacağı belli değil. Ödüller bambaşka. Hani belli, sabit. İşte şu dungeon'a gideyim, şu item düşer. O yüzden buraya farmlayayım diye bir şey yok. Ne kadar çok mob kesebilirsen, ölene kadardır. Ne kadar çok mob kesebilirsen, alabileceğin hediyenin işte değeri o kadar çok artacak gibi. Ve tekrar edilebilir bir şey işte. Öldün mü? Bitti. Gel çık. Başa Tekrar dön. baştan. Gibi. Game leveling sistemi değişti. Bu ne demek oluyor? Detayına birazdan gireceğim. Seni birden 50'ye kadar sınıflandırıyor. Artık senin 120 level'ın maksimum 50 level olacak. Yani bu oyun geldiği zaman senin bu karakterin 50 level'a düşecek. 50'den 60'a kadar level kasacaksın. Ve birden, yani karşılığın karakter de birden 60'a kadar olacak. Yani o artık 100 level'lar kasma devri kapanıyor. Ve istediğin herhangi bir expansion'da level kasabileceksin. Baştan sona kadar. Nasıl yani? Geleceğim. Şimdi arkadaşlar normalde ilk defa, gene ilk defa karşımıza çıkıyor. Selam arkadaşlar. Normalde bizim paketlerimiz bir Base Edition olurdu, bir Deluxe Edition olurdu. Şimdi 3'e bölmüşler paket satışlarını. Bir Base Edition, hiçbir şey yok, oyunu alıyorsun. Herkesin sahip olduğu temel şeylere sahip oluyorsun. Az önce bahsettiğimiz şeyler. Heroic Edition var. Sana ekstra transmog veriyor. Ekstra pet veriyor. Ve karakter boost veriyor. Biz mesela her oyun aldığımızda 110, 100 level, 110 level boost veriyordu ya. Bunlardan veriyor. Epic Edition'da ise silahına transmog şeyi veriyor. Mungoz tarzı geçen anlatmıştım ya. Transmog için bir görsel veriyor. Anima Wyrmling adında bir pet veriyor. Eternal Traveler's Hearthstone diye bir eklenti veriyor Hearthstone'la alakalı. Yine transmog, mount ve karakter boost'u da dahil ederek. Şimdi mesela bunların fiyatlarına gelelim. Şimdi ne kadar gücünü Evet, yani sağlayacağız? merak edenler illaki vardır. Mantı veriyor, pet var mı orada ya? Takip için teşekkür ederiz. Arkadaşlar, hiçbir şey olmayan dediğimiz, sadece oyunu aktif hale getiren 40 euro, 55 euro Heroic Edition, o petli, şey pet diyorum, mountlu ve transmoglu olan her şey dahil de 75 euro. Gayet pahalı Türk insanı için. Gayet pahalı. Hiç demeyeceğim çay içmeyin, az kafeye gidin, az dışarı çıkın. Çay için Bir şey simit demeyeceğim. yiyin arkadaşlar. Biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Bazı ırkların eski yetenekleri tekrar geliyor. Yani benim en çok beklediğim, en çok özlemle andığım şey, istediğim şey buydu ve bu oluyor. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Şöyle bir tekrar bir konuşalım neler geliyor. Death Knight arkadaşlar ölü kaldırabilme sadece Holiday'di. Şu anda bütün class, yani spekler ölü kaldırabilecek. Yani yanında bir nasıl söyleyeyim, undead karakter dolaştırabilecek. Summon Gargoyle talentten geliyordu. Artık talent değil, skill olarak gelecek. Eskiden olduğu gibi. Anti Magic Zone PvP talentiydi. Artık normal bir talent haline geliyor. Ya da normal bir skill haline gelecek. Çünkü sadece no longer PvP talent diye geçmiş. Nasıl söyleyeyim? Anti Magic Zone'u sadece PvP alanlarında değil, PvE'de de kullanabileceksiniz. Druid'lere Ursos, Vortex bütün speklerde kullanılabilir hale getirilmiş. Cyclone eskisi gibi artık bir PvP talenti değil. Hunter'lar için ise Hunter Marks artık talentten gelmeyecek, skill olarak gelebilecek. Killshot, çünkü eski Hunter'lar, özellikle Wrath of the Lich King dönemi oynayan arkadaşlar, Hunter oynayan arkadaşlar hatırlayacak. Sen yoktun o dönemlerde Ben onu da şimdi aşkım. oynuyorum Hunter. Killshot geri dönüyor. Eye of the Beast skill'i yine bize geri dönen skill'lerden bir tanesi Hunter tarafından. Mage'lerde ise bazı şeyler artık hani speklere özel olmayacak. Büyüler Frostbolt, Fire Blast, Arcane Explosion Are available for all three specs. bütün speklerde kullanılabilir skill'ler haline geliyor. Şamanlara totemler geri dönüyor arkadaşlar. Özellikle hani şamanları PvP'de aşırı yücelten, aşırı ön plana çıkartan, işte dungeonlarda crowd kontrolü çok rahat bir şekilde sağlayan ve yani healer olarak ön plana çıkartan totemlerin birçoğu geri dönüyor. Bunlar hangileri? Healing Stream,
Shearing Totem, Tremor Totem ki ne özellikle olduklarını şaman arkadaşlar bilir. Ben tekrar etmeyeyim burada. Ve Kapasitör Totem. Bazı unutulmuş skill'ler geri dönüyor diyor. Yetenekler geri dönüyor. Primal Strike bütün spec'lere geri dönüyor. Hatta bununla ilgili bir şey videosu vardı. Komik bir meme videosu vardı. Ve Frost Shock. Frost Shock geri dönüyor arkadaşlar bütün spec'lere. Devam ediyorum. Warlock arkadaşlara bütün curse'leri de geri dönüyor arkadaşlar. Curse of Dooms, Tanks, Recklessness ve Weaknessness. Weaknessness yani. Weakness geri dönüyor. Ve bazı ikonik ability'ler geri dönüyor arkadaşlar. Nelermiş bunlar? Demonic Circle artık talentten gelmeyecek. Ritual of Doom geri dönüyor. Warrior'lara bazı şeyler yani yetenekleri artık spec'lere özel olarak gelmiyor. Shield Block bütün 3 spec'te de kullanılabilir hale geliyor. Ve yine bazı ikonik yetenekleri geri dönüyor. Nedir bunlar? Shattering Throw. Mage'leri bayağı deli eden bir skill'di bu. Ve Challenging Shout geri dönüyor. Aleykümselam abi hoş geldin. Son olarak son sayfamızda Paladin Prize Rogue'ları görüyoruz. Paladin'lerde auralar geri dönüyor arkadaşlar. Eskiden auralar skill halindeydi. Partiye atıyordunuz bunu buff olarak. Artık o şekilde değil. Yine aura olarak geri dönüyor. Consecration. Eskiden olduğu gibi 3 spec de kullanılabilir halde ve Hammer of Dread artık talent değil. Price da bazı speclere özel yetenekler artık spec bazlı çalışmayacak. Mind Blast, Flash, Heal, Shadow Ward, Death gibi özellikler artık 3 spec'te de kullanılabilir halde. Rogue'larda ise bazı artık kalkan yetenekler geri dönüyor. Instant Potion, Deadly Potion, Crippling Potion, Mind Numbing Potion ve bir ikonik yeteneği de geri dönüyor. O da Shiv artık PvP talenti değil. Her yerde kullanılabilir hale geliyor. Benim en çok dört gözle beklediğim şeyler bunlardı. Bazı yetenekler geri dönüyor dediler ama neler olduğunu bilmiyorduk. BlizzCon'da açıklandı. Bu yetenekler geri dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar BlizzCon'da biliyorsunuz Shadowlands ile alakalı Deep Dive denilen bir şey yaptılar. Hani ilk çıktı. Deep Dive. Hani derin expansion'ın dalış sinematiğini yaptılar. Daha sonra expansion'ın future sinematiğini yaptılar. Daha sonra Deep Dive dedikleri işte bu tanıtımı yaptılar. Bazılarını bahsettik. O yüzden hızlı geçebiliriz. Bazılarında detaya inip konuşacağız. Paul Kubit denen arkadaş tanıtımı yapmış. Paul Kubit. Ve hani başlıkları sıralamış. Covenants'lar gelecek. Aynen bahsettik. Öyle. Yeni leveling flow'u yani yeni levellama akışı gelecek. Class'lardan bahsettik ve Torghast and Maw. Hani bunlardan da aslında bahsettik kısaca ama bakalım ilerleyen sayfalar. My life for the cavern. Onlar da gelsin. Şimdi 4 quest yani level alma haritası olacak Shadowlands'te 50'den 60'a bu ara. 4 tane covenants'ımız olacak. Yani seçim yaptığımız aslında 5 bölge geliyor. Biri 60 level arkadaşlar için. Ve 60 level'da seçimini yaptı diye büyük ihtimal bu bind olayına değiniyor burada. Diğer ekran burada. Ben buradayım. Utku benim yanına geldi. Mesela Karin's işte Soul Guide'larımız olacak ki bu Soul Guide dediğimiz şey hani az önce bahsettik. Hani bizi yönlendirecek, bize işte Shadowlands'i tanıtacak Lorewise'da. Ya Valkyrie olarak düşünme bunu direkt. They look like Valkyries. Yani they look like, yes. Aynen John Berg, Bastion haritasındaki mevzu bu. Yani her haritanın kendi şeyi olacak. Bu Bastion haritasındakini Karyans'ları tanıtmış. Bu da Necrolords'lar. Necrolords. Maldraxxus denilen haritada olacak. Benim ekip işte. Bunlar kaldıracak büyük ihtimalle biz arkadaşlar. Pardon elimi çarptım. Dead Knight'ları bunların kaldıracağını düşünüyorum ama dediğim gibi bir araştırma yaparız. Şu anda burada bulabilirsek buluruz. Burada bulamazsak YouTube'a atarız. Night Fae hani az önce giriş sayfasına bakarken de görmüştük bu arkadaşları. Ardenweald'ın ne derler onlar? Soul Guide'ları olacak. Aynen druidlere benziyorlar. Emerald Dream'in şeymiş, duplicate'iymiş, dark tarafıymış bu. Ventir dediğimiz ırk yok bebeğim. Kamer bir şey söyledi onayladım. Zaten sürekli bahsettim, sürekli hype'landım. Sizi de hype'lıyorum zorla sanki. Vampir, vampir, vampir. Karanlık, karanlık, karanlık. Arkadaşlar bunlar olacak, bu ırk olacak.
Dört ırkın adını burada paylaşmışlar. Covenant Sanctum'un yani nasıl söyleyeyim, her Covenant'ın bir ana şehri, ana yeri olacak. Orada işte toplanacağız, edeceğiz. Klasorlar gibi düşünebilirsiniz bunları. Peki geçiş yapabilecek miyiz aşkım birbirimizin dünyasına? Büyük ihtimal yapabiliriz ama hani şehirlerin içinde görebilir miyiz onu bilmiyorum. Covenant yetenekleri bunlardan bahsettik. Hani her Covenant'ın belli yeteneği olacak dedik. Belli klaslara ait yetenekleri de olacak dedik. Mesela her Covenant'ın işte herkese eşit olan yetenekleri var. Mesela Night Fae diye bir yetenek var. Bir yer dedim. Bir yetenek var ki Ardenweald'a gidince işte olacak bu, atıyorum. Soul Shape'i var. Hani tilkiye dönüştürüyor seni. Soul tilkisine dönüştürüyor. Ruh tilkisine dönüştürüyor. Koşabiliyorsun falan, bunda gezebiliyorsun. Büyük ihtimal bu şamanın şey gibi. What do you mean by deep dive? Hani derinlerini anlatıyor Shadowlands'ın. Okay. O sinematiğinden ziyade. Derin nedir alıyor. Ha, bu direkt şey kullanmışlar. Çok tatlı aşkım. This one looks like bright wings. Evet, soul shape dediği bu işte. Bu şekillerden birine dönüşeceğiz büyük ihtimalle. Hani. It's beautiful. Oh yeah. Mesela dört ırkın yeteneklerinden bazı örnekler vermiş. Hani tek tek okumayayım, biraz bekleyelim burada. İsteyen arkadaşlar okusun. Her bölgeyi, her şeyin, her klasa farklı yetenekler olacak. Yani skill çeşitliliği çok artacak gibi geliyor bana. Mesela burada mage'lere gelen, dört haritanın mage'lere gelen özellikleri paylaşılmış. Yine şöyle biraz bekleyelim, okumak isteyen arkadaşlar okusun. Kaynağımı paylaştım. Yani az önce herkese gelen yetenekleri görmüştük. Şimdi sadece mage'lere gelen arkadaşlar şey yetenekleri görüyoruz. Shadow damage to the target enemy for 8 seconds. Your single target spell cast on gibi. Soul Binds'lardan bahsetmiştik ki mesela burada göstermiş bir tanesini. Ben tamirci diyordum. Oo, çok tatlı. Değilmiş. Şöyle mesela Vampiric haritadaki Soul Bind'lar bunlar. Follower tarzı karakterler. Bunlar yanına alacaksın. Sana hem guide olacaklar gibi ya da işte sana işte dövüşürken yardımcı olacaklar gibi. Her birinde farklı yetenekler olacak. Atıyorum sen tanksan yanına damage alırsın. İşte damage'sen yanına tank alırsın, healer alırsın gibi. Anlatabildim mi? Bizim petlerimize değişecek mi hunter'ların? Bilmiyorum onu. Daha bir şey söylemediler. Unlock new tarz of power. Hani allies with benefits diyor. Hani bazı şeylerin For Azeroth. Faydaları olacak diye. Özet geçmiş, bahsettik. Heh. Mesela burada bu Soulbind yaptığın arkadaşla yani yetenek, talent ağacı gibi yapmışlar. Yetenek kasacaksın. Atıyorum sen Heart of Azeroth'unu kasıyordun, bazı yetenekler veriyordun ya. Bunun gibi de düşünebilirsin. Şöyle de düşünebilirsin. Gemide gidip Etrik'ten bazı yetenekler açıyorduk, hatırlıyor musun? Evet. Haritada hızlı koşma, işte epic düşürtme falan gibi. Evet, evet. Onun gibi yetenekler de olabilir ama her follower'ın farklı özellik so ve yetenekleri olacak. I'll take my follower to the raid and dungeons. Raid ve dungeonlar olacağını sanmıyorum ama questing bölgelerine götüreceksin. Ama şöyle bir durum var. Sen diyorsun ki Azeroth'ta kolye kasıyorduk. O kolye benim gibi raid'de. Dedim. Ha, gibi, gibi dedim. Ha, gibi. Okay. İş. Soulbind'ların bir kendisine ait hikayesi olacakmış. Spain'e göre hani onlar da rol bürünebilecekmiş. Ve yani Soulbind'ını istediğin zaman değiştirebilecekmişsin stratejine göre. Yani tankına, healına, nice. Damage'ine göre. Covenant özellikleri olacak. İşte ne? Armor'ları, weapon'ları, yani silahları, kıyafetleri. Backpack dedikleri dedim yani sana. Style clocks geliyor mesela. Bak style'mış sadece. Uh-huh. Görselmiş. Mount'ları geliyor ki upgrade edilebilir bir özellikmiş. World Benefits büyük ihtimal bu kuşçu, kuş çağırma, uçma falan tarzı bir özellikler ve her Covenant'ın kendi campaign'i olacakmış. Covenant'ların armorlarını göstermiştik. So you can fly now. Bastion'ın arkalıkları şu anda. Ya hayır canım, uçamıyorsun ya. Sadece arkalık bu, style. Sadece stil, anladın mı? Görsel. En güzeli kanat. Büyük ihtimalle Bastion'ı seçen arkadaşlar kanat kullanacaktır diye. Diğerlerini koymamışlar. İllaki vardır. Current leveling issues. Şimdi önemli yerlerden bir yes. tanesi.
120 level olması çok artık. Yes. Ve hani level kasmanın bir olayı kalmadı. Herkes pataküte level kasıyordu. Every level is rewarding. Güzel arkadaşlar, bu güzel. Yani şey olmayacak. Kolay olmayacak her şey. Her şey ne kadar kolay olmazsa o kadar eğlenceli oluyor. Mesela şu anda 1.60 arası klasik. 60-80 arası Wrath of the Lich King ya da The Burning Crusade. 80-90 arası Cataclysm ya da Pandaria. 90-100 arası Draenor. 100-110 arası Legion. 110-120 arası Battle for Azeroth şu anda. İstediğin yere gidemiyorsun gibi falan filan. Nasıl istediğin yere gidemiyorsun? Hani mecbursun ya oralarda kasmaya, o level aralarında. Who is the war chief? Şimdi orada şunu söylüyor. Takes long, nerede o, geri geleyim, göstermiyor. Hani story kayıyor diyor, tamam mı? Mesela who is the war chief? Yani Horde'da bir war chief, yani dinamik bir war chief olaylı olduğu için işte sen görev yaparken bazı level'da gidiyorsun Garrosh var, bazı level'da gidiyorsun Thrall var, bazı level'da gidiyorsun Vol'jin var, Sylvanas var gibi, büyük ihtimal bunu ortadan kaldırıyor. Tek bir storyline'a çekiyorlar muhabbeti ondan. Yani, tek bir storyline dedin de o now, yani bizim zamanımız. Büyük ihtimalle ya da seçeceğin şeye göre, çünkü burada anlatıyor. Expansion story'leri kaybolmuştu. Yani diyor ki her expansion hikayesi kaybolmuştu. Şimdi sorulardan bahsediyor. Amacımız ne? Düzenli bir leveling yap getirtmek, istediğin hikayeyi seçmek, yani leveling yaparken istediğin hikayeyi seçmek ve her level'a bir anlam getirmek, yani ödüllendirmeyi yükseltmek istiyorlar. Ve Azeroth'a girişi modernize etmek istiyorlar. Hani girip Bamogüm'e level kasma kastırmak niyetinde değiller. Hani ev her level büyük ihtimalle something dediği skill ve yetenek açacak, talent açacak. Biraz daha hızlı leveling kasılacak. Every each time you go like hayır you hayır go. Hayır. Şu ana göre. Okay. Good level. Okay. Mesela hani dedim ya choose your story. İşte sen giriyorsun, ben Wrath of the Lich King oynamak istiyorum diyorsun. Birden 50'ye kadar bunu oynuyorsun. İşte ben Battle for Azeroth oynamak istiyorum diyorsun. Birden 50'ye kadar bunu oynuyorsun gibi. Daha sonra zaten 50-60 arası şey oynayacaksın. Shadowlands oynayacaksın. Ve yani işte 120 level'ın 50 level olacak. Onun dışında alt karakterlerin varsa 100 level, 60 level, 40 level falan. Onlara göre 50 level'a göre scale olacak. Yani herkes bu level skew işi denilen olayı yaşayacak. Hani karakterinin vuruş gücü de değişmeyecek. Yani senin karakterini scale edecek 50 level'a ama vuruş gücü, yani karşındaki moba vuruş gücü değişmeyecek. İnmedi, inecek abi. 60 level'a inecek retail. Önceden böyleydi. Tamam. Şu anda böyle olacak diyor. Bence çok daha mantıklı. Birden 10'a kadar bir level kasma yeri, hani oyuna giriş yeri. If I, my hero is new here. If I open a evet, new sıfırdan class. Bir karakter açacak olursan. Okay. 10-50 level arası herhangi bir expansion'da, 50-60 level arasında da Shadowlands. Shadowlands'da. 10-10-60. Şimdi o zaman ben mesela ben eğer Hunter'ımla gidersem ondan başlayacağım. Hayır, 50'den başlayacaksın. 50'den mi başlayacağım? Evet, sen 120 level'sın şu anda. Oh. Az önce bahsettiğimiz şey hani yeni oyuncular Battle for Azeroth'ta leveling yapabilecekler. Hani son expansion olarak bunu ortaya koyduklarını düşünüyorum. Mevcut karakterler ve alt akışları yine exile şeyleri, existing starting zones olacak. Yine aynı şeylerden bahsetmiş. Scrummy time. Şey, I have feeling I've been here before demiş. Bakalım burada daha önce bulundum. Ha. Büyük ihtimal bu haritalardaki bazı değişikliklere atıf da bulunmuş orada. Az önce bahsettiğimiz şey 10-50 level arası şeyini seçeceksin. 50 level'da Shadowlands'e geçeceksin. Şöyle bir görsel yapmış. Heh, bu ara Demon Hunter ve Dead Knight'ların başlangıç bölgeleri sorulmuştu bir keresinde değil mi? Evet. Burada. Şu görselden ve açıklamadan anladığım kadarıyla herhangi bir yerden normal bizimle beraber başlayacak gibi Exile Reach dedikleri bölgeleri kullanarak abi. Şimdi arkadaşlar Blizzard has announced that as part of level squish, Demon Hunters and Dead Knights will start at one level in Shadowlands. Yani yeni açılan karakterler bir level'dan başlayacak, 98 ya da 55 level olmak yerine. Bu sorumuzu da net bir şekilde cevaplandırdık. Aslında
Şu görsel bize zaten söylüyordu ama emin olmuş bir şekilde söyleyelim. Şimdi bu ekrana geçiyoruz. YouTube'a sesleniyorum. Demon Hunter ve Dead Knight arkadaşlar. Oynayacak arkadaşlar daha doğrusu. Sıfırdan oynayacak arkadaşlar. Level 1'den kasacaklar herkes gibi. Bazı şeyler geri dönüyor demiştik. Bunları açıklamıştık. Heh, şöyle. Curse'ler geri dönüyor. Poison'lar geri dönüyor. Totemler geri dönüyor. Paladin'ler içinse Aura'lar geri dönüyor dedik. Class range'leri az... Bu az önce bahsettiğimiz mevzular bunlar. Hani her spekte kullanılabilecek skill'lerden, yeteneklerden bahsetmiş. Dead Knight'lar için olandan bahsetmiş. Ateist, hoş geldin. Devam ediyorum arkadaşlar. Bunlar bahsettiğimiz konular. Mav'dan bahsetmiş. Aslında bahsettik ama tekrar buradaki hani basamaklardan gidelim. Mav bir zon. Torghast'a erişim yeri olarak kullanılacak. Home of the Jailer, yani bu ruhları ne derler ona, gardiyanlık yapan kişilerin bulunduğu yer. A Prison for Wild Souls, az önce kamerinde bahsettiği mevzu işte, bazı ruhların tutulduğu yer. More recently Unjust Prison for Millions of Others, hani yine aynı şeye atıfta bulunuyor. Birçok ruhun hapsedildiği yer. Legendary Mavwalker, az önce bahsettiğim ya arkadaşlar, Greater Rift gibi gireceğiz ya da işte Nephilim Rift gibi, Diablo'daki gibi gireceğiz ve ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşıp fight yapıp işte ödüllendirileceğiz gibi o sistemden bahsediyor burada. Bu Ice Crown'la ters baş aşağı duran yer demek ki Tower of Damned'miş. Bundan bahsediyor. Center of the Anchor of the Maw. Whatever prisoners. Encard. Büyük ihtimal raid ya da dungeon olacak yerlerden biri ama Torghast dediğim gibi roguelike yerlerden birisi. Climbing Tower, az önce bahsettiğim yere tek başına da girebileceksin. Hani roguelike, her girdiğinde harita değişen yer, item kastığın yer ya da ödül kastığın yer. Tek başına da girebileceksin. 5 kişiye kadar grupla da girebileceksin. Çok güzel. Benim bu çok hoşuma gitti. Tek başına girebilmesi. Evet. Aynen. Diablo Rift'leri gibi olacak işte. Oradan bir görsel vermişler bize. Birkaç görsel. Oo, Sauron'un ağzı. Şunu her gördüğümde yükseliyorum ya. Şu görseli. Floors Boot'ta yine oradan bahsediyor. Not Time Mod. Kesinlikle zamana karşı olmayacak. Büyük ihtimal ölene karşı da giderek zorlaşacak. Her geçtiğin işte climbing diyor çünkü. Her yükseldiğin şeyde hani katta. Always Changing. Rift dememizin sebebi bu. Runes and Legendaries. Şimdi az önce biri sormuştu Legendary itemlarla alakalı. Bazı Legendary itemlar yapılacak. Eskilerle alakalı mı işte bu Transmogrify yapılabilecek yoksa bunlarla mı alakalı? İşte bu az önceki kuleyi yükseldikçe görebileceğimiz şeyler. Rune'ler büyük ihtimal Diablo'daki enchantlar gibi olacak. Legendary itemlar Legion'daki itemlar gibi ama upgrade edilebilir özellikleri olacak. Ve Frostmourne ve Helm of Domination, yani Lich King'in kafalığı ve kılıcı hakkında bazı hikayesel bilgileri edinecekmişiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Destek olduğunuz için, zamanınızı ayırıp bizimle konuştuğunuz için çok sağ olun arkadaşlar.